Ben de tozdan, dinamitten, siyanürden duramıyık. Mahkeme durdurduğu halde yine de çalışma yaptılar. Evet. Yani en az 300-500 kişi çalışıyor. En azından durdurulsun yani. Çamaşırını seremiyor, sofrasında oturup da yemeğini yiyemiyor. Bostan ekik mesela, bostandan da bir randım alamıyık. Ekinlerimiz 1'e 10 verirken 1'e 5'e düştü. Hayvancılık da yine öyle. Beraya el koydular, hazineye çevirdiler. Ondan sonra başladılar madene. Mağdur. Mağdur. Ana koltukta başımıza gelenlerin, onların başına gelenlerin bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Yani burada linç kayması olsa köyümüze 500 metre. Ve artı bizim buradan direkt ana çaya bağlanıyor su. Dere kanalından gelen su ana çaya bağlanıyor. Buradan aşağıda balıklı kaplıcalar var. Kalkın balıklı kaplıcası bizim aşağımızda 500 metre aşağıda diğer taraftan. Mulla Deresi mi oluyordu orası? Molla Deresi'nden aşağıda balıklı kaplıcamız var. Yani bulunan siyanür havuzlarına 500 metre aşağıda 1 kilometre. Öyle kuş bakışı 1 kilometre. O mesafede altın madeni var. Bunun bir önlemi de yok. Coğrafi olarak tozlu, dinamiti, arada kaynaklanan mera. Hayvancılıkla uğraşan bir köyde mera 1400-1500 dönüm alan mera gitti. Hayvancılıkla uğraşıyor. Bu köyün gelir kaynağı hayvancılık, tarım. Yerin altı nasıl ekolojikse yerin üstündeki ekoloji gidiyor. Yerin üstü, yerin altı tamam, gelen milli değer yerin üstü temelli gidiyor. Yerin üstü temelli kayboluyor. Madene gidip dilekçe veren sadece bendim. Gittim dilekçe verdim. Camlarımız kırılıyor. Evlerimiz şey yapıyor diye. Kalktı buraya geldiler. Benim harman dedik. Harmana tuttu şeyi kurdular. Makine kurdular. Oradan haber ettiler. Dediler ki şey yani dinamiti patlatabilirsiniz dediler. Dinamit patladı. Hiç sesi bile buraya gelmedi. Dedim ki ya dedim siz dedim şimdi dedim kontrollü patladıysınız. Kontrollü patladıysınız dedim. Siz gittikten sonra dedim köy dedim yerinden oynuyor dedim şey patladığında dinamit dedim. Bizim dedi tutacağımız tutanak bu kadar dedi geçti gittiler. Madenlerden dolayı dinamit atıldığı zaman burada sarsıntı oluyor. Yani sanki dersin 6.1 şiddetinde bir deprem gibi hissediyoruz biz burayı. Evlerimiz bazı evlerimizi ben çekmeni isterim çünkü çatlaklar var. Camlarla kırıklar var. Bu çatılarımızda dinamit atıldığı zaman tozlar var. Başka ne diyeyim? Yani bizim köy için değil, diğer köyler için de aynı. Çevre köylerimiz de aynı. Aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Her şey pislik çıktı. Her şey. Ne bir malımız su içti, ne bir kendimiz su bulup da banyo yapamadık. İçemedik, yemek yapamadık. Hiçbir şeyi de görmedik. Çileden başka hiçbir şeyimiz yoktur. Bunu hani hep biz mi kaldıracağız? Devlet de buna bir el tanısın, bir şey tanısın. Madenden dolayı bizim önceden sularımız bol akıyordu. Hep madenden oldu. Hayvancılık ne? İki evde mi, üç evde mi hayvancılık var? Yoksa hiç yok ki. Eskiden çoğuldu. Sudan, suyumuz da boludu. Arazi boludu. Arazi de boludu, suyumuz da boludu. Şimdi neyi kaldı? Hiç. Bizim evimiz hep patladı. Hep patladı, duvarlar hep patladı. Camlarımız hep kırıldı. Bizimki de en Bakırtepe'ye oraya daha yakın. İnşaşı'ya, şantiyeye. Orada attıkları zaman cam kendi böyle çatladığı belli oluyor. Yoksa bizim bir sorunumuz şey ama işte en çok su. Sorunumuz çok. Çok da ama en acı su. Sudan çok perişanız. Hiçbir şey de demiyorlar, sahip de çıkmıyorlar. Hiç gelip de sizin ne sorunuz var demiyorlar. Peki o camlarımız kırıldı. O şeyin gelip de o camları yaptırmasına şey yok mu? Çaresi kılacak. Bu şirket çalıştığı sürece her şey de olur. Ne 5 sene, 12 sene oluyor. Bak 12 sene ben gurbetteydim. Gurbetten biz yazlık gelip kışın gidiyoruz. Biz gurbetteyiz. Bizim evimiz 72 senelik ev. Daha bu şirket açılana kadar bir çatlağa yoğdu. Şimdi her taraf parçalandı, ev neredeyse başımıza yıkılacak. Çok perişanlık.
bize herhangi bir yardımda hiç bulunmuyorlar. Yollarımızdan olsun, bazı evlerimizin yıkıntılarından olsun, döküntülerinden olsun, camlarımız kırılıyor, evlerimiz patlıyor. Herhangi bir sularımızda çok toz oluyor, çamaşır serilmiyor. Bostanlar iyi olmuyor. Ekinlerimize dahi zararı oluyor. Bunların hepsi kökü zararda yani bizim buranız. Kökü zararda yani biz burada yaşıyoruz ama ne gibi yaşadığımızı artık yukarıdakiler düşünsünler. Köylü olarak bir talebimiz şuradan gelse, bir kepçe gelse de dese ki şurayı yaptın, yukarıdan izin alın ki yapalım. Ya yukarıdan izini var mı? Biz de bir vatandaşı burada. Bugün kınalara gidiyor çalışıyor. Bugün başka köye gidiyor çalışıyor. Şuradan geçiyorsun. Şuradan bana bir kepçe şey lazım icabında. Yapmadan gidiyorlar. Bunlardan şikayetçiyiz. Buraya önlem alınması için kapatması gerekiyor. Evet bak köyümüzde bugün bu açılmadan önce 3000 koyun çıkardı. 200-300 büyükbaş hayvan çıkardı. Millet arazi merak almayacak hep sattı. Vatandaşlar millet hep sattı ve göç yaptı gittiler. Bu hayvanlar bura merak almayınca satıldı. Millet satı göç yaptı gittiler. Biz şu anda Demir Export'un Bakırtepe altın işletmesinin tam altındayız. Liç alanı zaten şu karşıda gördüğümüz işte 9-10 katlı 11 katlı liç alanı bu köyle aynı dere yatağının üzerinde. O liç alanının hemen yan tarafında havuzlar var. Siyanür havuzları var. Oraya altın geliyor. Ondan sonra zaten şu binalarda da külçe haline getiriliyor. O binanın üst tarafı, havuzların üst tarafı da ocak zaten. Dinamit patlıyor. Eski ocak. Şimdi geçici olarak kapatıldı. Diğer tarafta çalışıldığı için. Yarın bir gün belki yine burada çalışılacak. Çünkü ocak alanı açık. Bu ocak çalıştığı zaman düşünün. Dinamit yan tarafına patlıyor. Bu tarafında liç alanı, orada siyanür havuzu. O buraya taşacak. İşte aynı dere yatağının altında kaç metre? İşte gözle görünüyor zaten. En fazla olsa 150-200 metre, 300 metre. Direkt köyüne aynı derede olduğu için akıp gelecek. İşte bir iliş daha burada duruyor. Maden mühendisleri yılların tecrübesi olan 30 yıllık, 40 yıllık maden mühendislerinin zaten söylediği şey şu bize. Bu köyün zaten artık kurtuluşu yok. Yani ya bir deprem sarsıntısında ya bir çok yağmur yağdığında ya dinamitlerle zemin gevşediğinde buralar çökecek ve bu köy onun altında kalacak. Artık buna hiç kimse engel olamaz. Çünkü buraya bir nasıl bir set yapacak, nasıl bir tedbir alacak ki koskoca milyonlarca ton maden kütlesi atık. Bunun önüne geçmek de mümkün değil. Onun için şu köy en büyük risk şu anda bu köyde var. Bizim çevre köylerin arasında en büyük risk işte şimdiki adıyla Eğrecek, eski adıyla Küllük Köyü. Şu anda en büyük riskin altında. Diğer etkileri de şöyle oluyor. Mesela bu köy hayvancılığın çok olduğu bir köy. Arıcılık da vardı. Bu siyanür millet duyduktan sonra zaten bu köyden ürün bile almamaya başladılar. Yani insanlar diyor işte siyanürün içindeki ürünler. Ve zaten insanlar hayvancılığı da azalttılar. Hayvancılığı da bıraktılar. Mesela burada 1000 tane koyun vardı. Daha yakın tarihte bu maden başladığı zaman hani şimdi nerede hiç bir tane koyun görmedik. Çünkü millet sattı yani merak almadı ki ya buralar hepsi bu köyün merasıydı. Şimdi hepsi maden alanı çitlerle de çevrilmiş. Mera alanı yok, onun için zaten hayvancılık da terk edildi. Bilhassa siyanürlü madenleri istemiyoruz. Yani şu köyün coğrafi yapısına bakın. Bu köylerde zaten gençler yoktur. İnsanlar 50-55 yaşında köye geliyor, 60 yaşında burada bir nefes almak istiyor. Ama siyanürün verdiği su havzalarına tozlar, kamyonlar çalışıyor burada şirketlerde, tozlar insanları mahvediyor. Biz hem kendi şahsıma Yılmaz Dönmez olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi olarak biz bu altın madenine karşıyız. Yani burada insanlarımız belli bir yaşta çalışıyor, orada emekli oluyor, köyüne geri tekrar dönüyor. Köyde güzel yaşamak istiyor, temiz oksijenli havada yaşamak istiyor. Ama insanlar burada kanser oluyor. Yani göz göre 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 insanlar ölüme burada, bu maden yüzünden ölüme terk ediliyor. Sonra
madenlerden pay alınıyor. Maden payları alınıyor. Ama bu yöredeki köylerin durumuna bakın. Çoğunun yolu yok, su deposu yok. Madenlerdeki payları bu köyler harcamıyorlar. Bulakköy deposu yok, yolu yok. Davutoğlu'nun yolu yok, deposu yok, taşı yok. Ercekköy'ünün taşı yok. Su havzaları zaten yetersiz. Toplumsal bir sorundur. Bu sadece Ercekköy'ünün, Bulakköy'ünün, Akçaşehir köyünün sorunu değildir. Buradaki siyanür havzalardan ine ta denizlere karışıyor. Biz madene, bilhassa altın madenine karşıyız.